ilerleme, yükselme, gelişme anlamlarına gelen eski bir sözcük. Harf alayım. Harf aldık. T. Bir harf alayım. Harf aldık. K. Harf alayım. Harf aldık. Arapça kökenli olduğu için. Harf alayım. Harf aldık. Harf kalmadı. Heh. Teo. Yok. Bir sesli harf koyun oraya. Ti. Hayır. Tü. Hayır. Başa gelin. Tö. Baş, baş. A, ta. Değil. E. Ha. T. Ha. Söyle. Ter. Teo. Te. İttihat ve nokta nokta cemiyeti. Terakki. Terakki doğru cevap. Neşe Hanım, 2600 puanımız var. Hiç fena değil. Ya. Evet ama 54 saniyemiz var. Süremiz çok az. Yok be. Ben üzülmeyeyim diye öyle diyorsunuz değil mi İbrahim Bey? Yok, hiç üzülmenizle ilgilenmedim bile şu an Neşe Hanım. 54 saniye bizi mahveder. O yüzden bundan sonra harf alıp basacaksınız, tamam. Bilmeye çalışacağız. Tamam. Yoksa 7 sorumuz var, mahvoluruz. Evet. Efendim, ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Yapım eki almış bir sözcük soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz onu. Hey heyleri üstünde olan kişileri niteleyen bir sıfat. Harf alayım. Hey heyleri üstündeyse nedir? Cinle. Hayır, ne cinle ya? Nefesine çıkmak gibi. Hey heyleri üstünde. Ha işte, neden olur o? Ne olunca nasıl hissedersiniz? Sinirli. Sinirli doğru cevap. 60'ım. Efendim 8 harflilere geçtik. Yapım eki almış bir sözcük soracağız şimdi size yine. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Namert, adi, değersiz ve kötü anlamlarında kullanılan bir hakaret sözü. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Tamam, durdurun. Aşağılayıcı. Ne? Aşağılık. Aşağılık doğru cevap. Yine 8 harfli batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Bunu bileceksiniz bence. Gelsin bakalım. Yanık şekerleme. Harf alayım. Kara. Heh. Harf aldım ama değil mi? Aldınız. Onu sonra bastım. Niye aldınız ki? Biliyordunuz gibi sanki. Marshmallow. Değil ya. Şey. Diyordunuz değil mi? Yanık şekerleme. Evet. Demin dediniz. Ne dedim? Aa. Ne dedim? Ne dediğimi unuttum İbrahim Bey. Demedi mi hocam? Dedim de ne dedim ama? Ne dediğimi unuttum. Yanık şekerleme. Şeker yanınca ne olur? Karamelize. Ha, işte çok uzun o. Karamel. Bir harf koyun sonuna. Karamel. Bir sesli harf koyun. Karameli. Karamelize. En baştan sesli harf koyun. Karamel. İlk harfimizi koyun Neşe Hanım sonuna. A. Aha. Söyleyin kelimeyi. Aa, Neşe Hanım. Karamela diyecektim değil mi? Diyemedim işte, diyemedim. Aa, Neşe Hanım, bütün emeklerim çöp oldu bak. Nasıl diyemedik ya? Nasıl diyemedim gerçekten ya. Ama biliyorum, bir de mutfakta aram çok iyi, karamelize karamel. Neşe Hanım söylediniz zaten, ilk karamel diyordunuz. Ama ilk ne dediğimi sonra unuttum. Gerçekten unuttunuz yani, nasıl unuttunuz? Ne acayip şeyler yaşanıyor sevgili izleyenler şu an. Ya. Efendim 9 harflilerdeyiz. Aa. Süremiz az. O yüzden aynı şekilde pat pat devam edeceğiz. Tamam. Birleşik bir kelime soracağız şimdi size. Gelsin bakalım nasıl soracağız. Tarihte Türklerin fethedilmek üzere seçilmiş yere verdikleri sembolik isim. Harf alayım. Harf aldık. Bir daha harf alayım. Bir daha aldık. Sembolik isim. Bir daha harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. Aynen. Evet. Süremizi. Evet. Bir dakika, tarihte Türklerin sembolize. Kazanılmış. Roma ve Viyana için söylemişler bunu. Kazanılmış. Sonrasında da İstanbul için söylenmiş. Çalışan kazanır. Ne olur? Böyle bir laf var ya. Çalışan kazanır. Nokta noktası bir şey olur. Bir meyve söz konusu burada. Kavun. Değil. Ne alaka şimdi kavun? Yok, meyve sonra zaten. Allah iyiliğinizi versin ya. Neşe Hanım. Kızıl elma olacaktı.